Artist Mektebi öğrencileri. Haydi hemen, hemen içeri gidiyorsunuz. Evet, Özgür ve Kıvanç'a şarkı seslendirdiler. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Evet, gerçekten çok çalışıyorlar. Böyle her hafta bir açılış gösterisiyle programı başlatıyorlar. Hemen jüri üyelerimize dönüyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Nasıl buldunuz bu performansı? Yani iyi bulduk da bunları niye canını çıkarıyorsun ya? Sonra halleri kalmıyor bir şey yapmaya. Vallahi bayılıyorlar, bir şeyleri hastalanıyorlar ama biz söylemiştik başta, yani burası bir kamp, çok çalışmaları gerekiyor. Bu performansı bekliyoruz kendilerinden ama güzel sonuçlar da alıyoruz. Sizi ben bugün böyle çok keyifli görüyorum Müjde Hanım. Bugün çok keyifliyim çünkü bugün hiç kimseye 50'den fazla vermeyeceğim. Öyle mi? Bunun keyfini, mutluluğunu yaşıyorsunuz. Bunun mutluluğunu, gaddar olmanın şeyini yaşıyorum. En büyük oy, en yüksek oyunuz 50 evet, puan mı olacak? Bugün 50 puan. Çünkü geçen hafta Bodrum'daydım. Nereye gittiysem herkes diyor ki ya niye siz kimseyi elemiyorsunuz? Bir de benden bekliyorlar. Daha mı cadı görüyorlar beni, neyse. Direkt sizin elemenizi bekliyorlar, öyle hayır mi? Hayır yani direkt düşük yapamam. Düşük notları sizin elemeniz mi? Yok, Sinan Çetin'in artık ne mal olduğunu herkes anlamış. Ama diyorlar ki yani Sinan Bey'le bu hafta bir ittifak kurun. Bir iki kişi gitsin, heyecan olsun. Yani şöyle anlıyorum. İzleyicilerin kafasındaki imaj şu. Müjde Ar'la Sinan Çetin. Yani bu hafta birini gönderirler. Diye düşündü. Sizden düşük oylar bekliyorlar demek ki. Demek ki Nurgül Yeşilçay daha böyle melek gibi bir imaj çizmiş. Öyle bir durum mu var? Ya herhalde. O 11'den sonra kurt kadın oluyor. Ama bugün 11'i geçeceğiz ya. Belki evet, bakalım. Evet, bugün tabii geç başladık programımıza. Vallahi bir onu bunu bilmem. Çok sıkı oyunculuklar bekliyoruz. Yok sesimiz içimize kaçtı, şuramıza kaçtı, buramıza kaçtı. Yemeyiz artık. Yani kaç haftadır bunlar her şeyi öğrendiler. Herkesin performansının çok iyi olmasını bekliyoruz. Neler koydunuz bu hafta? Yine sizi mutlu edecek bir haberimiz var. Öyle mi? Evet. Bir o yatak zaman sahnesi. Yatak sahnesi. Yatak sahnesi. Evet. Bravo, doğru bildiniz. Geleyim mi hemen? Ya. Ne kadar şanslıyım. Yalnız bak Osman Tan, bu efendim? İşin şakası yok. Oynarsam seninle oynarım, ona göre. Hemen tıp ekibinden bir arkadaş gelebilir mi? Ben böyle... Evet. Vallahi arkadaş çocuğu falan dinlemem ben hiç. Ona göre. Yani mutlulukla, ben mutlulukla yani. Hani benim hiç problem yok. Çok güzel olur. Peki. Bunu bir söz olarak kabul söz ediyorum. Söz olarak Müjde. Ben de kabul ediyorum. Tamam, Osman Tan'ı bozdun. Ramazan öncesi rahat rahat şimdi bunları böyle konuşuyoruz işte, çok güzel ama ben sözümü aldım. Ramazan'da yasak mı bunları konuşmak? Ya yasak değil tabii ki. Hayır, Ramazan'da her şey yapılır. Niye yani öyle bir şey olsun ki? Geziyor insanlar, yiyor içiyor. Evet. Yatak sohbeti de yapılır. Sohbet olarak o, tabii ki. Sadece sohbet. Ay bu çok tutucu ayol. Sadece. Peki. Sinan abi, size nasıl eleştiriler geliyor? Yani hiç diyorlar mı ya yeteri kadar sert değilsin Sinan, niye böyle bol puan veriyorsun falan gibi bir şey. Gerçi bir tek geçen hafta çok bol puan verdiniz. Yok, ben artık yani gerçekten buradan birilerinin elenmesi lazım. Sana da telefonda söyledim. Yani arenaya insanları yolluyorsun, gladyatörler çarpışsın diye. Sonra gladyatörler beraber çay içiyorlar, dostluk şarkıları söylüyorlar. Biz de arenada bu maçı seyretmekten hoşlanmıyoruz. Tabii ki elenmeleri lazım. Tabii ki kıran kırana bir mücadele olması lazım. Bizim bu jürilerin, bu bayanların mutlaka puanları düşürmeleri gerekiyor. Yani kendisi yüzden başka puan vermedi Nurgül Hanım'ın. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Bugün akıllanmış gibi duruyor Müjde. Biraz herhalde bir arkadaşları bir şey söylediler. Halk beni yönlendirdi. Yani halk her zaman olduğu gibi doğru seçim yapmış. Ona bir şeyler söylemiş. Ben de bugün fazla puan vermeyi düşünmüyorum. Anladım. Yani, evet. Nurgül de verirse saçını başını yollarız ona göre. Hayatta vermem. Sizden de bugün yüksek puan yok o zaman. Bakalım neler olacak. Ya. Neler olacak? İlk sahneniz geliyor.